Herkese merhaba. Güzel bir program. Yeni bir program Ege Üniversitesi'nde ilk canlı yayınımıza başladık. Bizim kuşak başladı. Sevgili Gülgün Dereçam ve Fırat Yıldırım'la berabersiniz. Güzel bir program bizi bekliyor diyebiliriz. Gülgün, neler var bugün programda? Biraz bahseder misin sen de? Bugünkü içerikten daha çok programda genel olarak biz nelerden söz edeceğiz, sizlerle hangi konularda konuşacağız, onlardan birazcık bahsedelim istersen Fırat. Biz Ege Üniversitesi kampüsünde ve İzmir'de olan tüm etkinliklerden, tüm absürt şeylerden, ciddi şeylerden, sanattan sinemaya, öğrencilerin ilgi alanlarının hepsini burada sizlere aktarıyor olacağız Fırat Yıldırım'la beraber. Ama bizim bundan öncemiz de var arkadaşlar. Biz Radyo Ege Kampüs'ten yetiştik ve 3 yıldır Radyo Ege Kampüs'te profesyonel yayın hayatını, profesyonel ve amatör diyelim ikisini harmanlayarak yayınlarımızı sürdürüyoruz. Fırat biraz radyoda neler yaptık biz, nereden geldik buraya biraz onlardan bahsedelim istersen beraber. Radyoda 3 senedir ben aktif olarak program yapıyorum. Daha öncesi de var. 11 yıllık BİTAM'ın da desteğiyle kurulan bir radyo. Ege Üniversitesi'nin sesi ve çok daha güzel yerlere gitmeye çalışan ve bunun üzerine de televizyon eklenince yine aynı ekiple, aynı şeyle biz de programlarımıza burada ve radyoda aynı zamanda devam etmeye çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bu programımızda bizim kuşakta öğrencilerin sesi bir nebze. Bugün de ilk canlı yayını yapıyoruz. Bu güzel stüdyolardan akşam da çok güzel bir açılış törenimiz Törenimiz olacak. olacak. Ona değineceğiz zaten yayının ilerleyen saatlerinde, dakikalarında daha doğrusu. Radyo Ege Kampüs'te Fırat'ın da dediği gibi biz eğitimlerimizi aldık, diksiyon derslerimizi aldık. Daha sonra yine şu andaki gibi ilk canlı yayınımızda yine Radyo Ege Kampüs'te mikrofon başında çıktık ve bu heyecanı, şu andaki heyecanımızı radyoda da kampüste ve İzmir'le paylaştık arkadaşlar. Fırat Yıldırım, sen yaptığın programdan söz etmek ister misin biraz radyoda? Benim pazartesi günleri Ufuk Algan'la güzel bir programım var. 5-7 arası, 17 ile 19 arasında. Eğlenceli, böyle şıkır şıkır öyle bir program. Bunun dışında sadece ben de program yapmıyorum zaten. Çeşitli bütün arkadaşlarımız, yani çoğu arkadaşımız radyo ve televizyon topluluğu üyesi olan arkadaşlarımız, sen de dahil buna. Hepimiz program yapıyoruz. İstersen bir radyomuza bir göz atalım. Bakalım bizim radyo binamız neymiş. Sonrasında yine burada olalım. Gerçekten de modern Teknolojiyle teknolojiyle zaten Bağcay donanmış. de konuk olduğunda söylemişti. Evet. Ben bu radyoyu yapanın elinden öperim diye. Gerçekten son sistemlerle donatılı ve bir öğrenci için çok fazla şeyin yer aldığı bir radyo binamız var. Orada çok keyifli şeyler de çıkıyor zaten. İnanılmaz. Birazdan programın ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağımız bir videomuz var aslında. Biz radyoda sadece program yapmıyoruz, eğleniyoruz ve orada ki anılarımızı hayatımızın bütün dönemlerinde anlatacağımızdan eminim. Sen Bay J dedin Ya onun radyoya dışında çok geldiğinde. fazla konuk olan var da ben şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Hani bizim kuşak programımızın adı bu. Tabii gençlere yönelik olacak. Bu hani gençlik nereye gidiyor diye sormayacağım çünkü biz de o yönde gidiyoruz. Çok güzel şeyler yaşanıyor. Bu senin son zamanlarda bu internet camiasında ön planda gördüğün, öne çıkan bir şey var mı dikkatini çeken? Harlem Shake var Oh Fırat. evet. Gençlik nereye gidiyor demişken biz onlara geleceğim Fırat. Ben ilerleyen programın diğer zamanlarında seninle konuşacağım çok eğlenceli şeyler Tamam. var. Ama ondan önce biz tabii Radyo Ege Kampüs olarak sadece yayın yapmıyoruz arkadaşlar. Program yapmıyoruz. Kampüsün içerisinde de Ege Üniversitesi'ni duyuracak ve Ege Üniversitesi'ne faydalı olabilecek etkinliklerde de bulunuyoruz. Bunlardan en önemlisi Radyo Ege Kampüs Ödülleri. Ödülleri 2013.
Senden dinleyelim ödülleri. Geçen sene öyle bir hayal olarak çıkan bu olay gerçekleşti. BİTAM'ın, Ege Üniversitesi'nin, radyonun, herkesin katkılarıyla oldu. Çok güzel bir sinerji yakalandı ve güzel bir tören oldu. 62 bin kişi oy kullanmıştı 2012'de. 2012'de ve Uğur Dündar'dan tutun Halit Kıvanç'a, Bay J'den Hayko Hayko Cepkin'e, Cepkin'e. Aydilge'den Metin Arolat'a, Fettah Can, çok fazla sayıda değerli sanatçılarımız konuk oldu. Gelemeyen sanatçılarımız da video Video yolladı, o desteğiyle. olmadı. Ondan sonra Radyoya radyomuza konuk konuk olarak aldık. orada ödüllerini aldılar. Bir tek İskender Paydaş almadı. Buradan ona seslenelim. Ödülü hala bizi izlerse. Gelip alırsa seviniriz. Hatta burada İskender Paydaş'ın ödülü TV stüdyomuza gelip bizden şu anda teslim alabilir arkadaşlar. Bu süreçten biraz bahsedelim. Yani bizim aklımızda böyle bir proje vardı. Oturduk ve öğrenci topluluğu olarak. Yapabilir miyiz? Yapsak mı? Bize neler kazandırır? Altından kalkar mıyız gibi bir şeyler oldu. Bu Sen daha iyi biliyorsun o süreci. Ege Üniversitesi'nde daha önce yapılmamış bir organizasyondu. Bunu da radyo ve televizyon, o zaman adımız radyo topluluğuydu. Radyo topluluğu olarak hani ilki biz yapalım. Evet. Biz yapalım, en güzelini yapalım. Hocalarımızın da Nitekim yaptık desteğiyle da yaptık. açıkçası burada mütevazi olamayacağız Evet, arkadaşlar. yaptık da güzel bir organizasyon oldu. Çok, ya geri dönüşler çok güzel oldu Burada çünkü. bir kesip bizim ödül töreninin bir fragmanına bir bakalım. Neymiş, ne yapmışız? Ondan sonra biz Fırat'la ödül töreninden konuşmaya devam edelim arkadaşlar. Ödül törenimizdeki jenerikti bir kısmı diyecektim ama müziği de Ufuk Algan yaptı. Çok güzel müzik yaptı. Kurguda Özkan abi vardı. Ellerine sağlık. Çok güzel yaptılar. Bu sene de desteklerini bekliyoruz diyelim. Algan bu müziği dört kemanla beraber ayrı ayrı kaydetmiş. Keman çaldığı için kendisi aynı zamanda başarılı bir keman sanatçısı. Özkan tek abi de başına dört tane bilgisayarla yapmış. dört bilgisayarda ayrı ayrı çalışmış. Ufuk Algan'a buradan tekrardan teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda Ufuk'u konuk almak isteriz programımıza. Çok başarılı bir DJ ve prodüksiyon sorumlusu Radyo Ege Kampüs'te de. Buradan da ondan söz etmiş olalım. Tabii Taylan Eren'in katkılarını da unutmamak Evet, lazım. herkesin burada kamera arkasında çalışan herkesin şu an Evren abi var, Ali Can Alican var, var. Sezgin var, Put gibi oturuyor orada, Halil abimiz var yönetmen. Ödül törenine dönelim tekrardan, ondan bahsediyorduk. Geçen sene gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon, bu sene çıtayı biraz daha yükseltelim dedik ve 2 güne yayalım. Ege Üniversitesi Radyo TV Radyo ve günleri oldu. Televizyon Günleri adı altında. Sen de biliyorsun zaten bu işin, sen de içindesin. 1 ve 2 Nisan tarihlerinde yapılacak bu sene. İlk gün radyo ve televizyon camiasından ünlü dostlarımız, sanatçılarımız konuk olup söyleşi yapacaklar Ege Üniversitesi'nde, MÖTVE'de. İkinci günde geçen sene yapılan o Ödül görkemli töreni. tören gerçekleşecek. Aslında müzik ödülleri, Radyo Ege Kampüs müzik ödülleri olarak biz bu yola çıktık ve televizyon sonradan kuruldu. Belki ilerleyen zamanda televizyon içinde olan ödülleri dahil ederiz ama şimdilik bu sene de 2013 Radyo Ege Kampüs müzik ödülleri adı altında bir TV programımız var, spor programımız var Evet, yine verdiğimiz. televizyon programları var zaten oylamada ki zaten radyo ve televizyon birbirinden ayrılamaz Evet. şu an için öyle gözüküyor Ege Üniversitesi'nde. Zaten törenimiz de yüksek ihtimal canlı şekilde Web yayınlanacaktır. Ben TV'den fırlıyor yine arada ama olsun. yayında olacaklar. ödül töreni dedik. Daha biraz daha şöyle söz edecek olursak kaç kategorimiz var? 13 müydü? Zannedersem Evet, farklı 13 tane kategorilerde. kategorimiz var. En iyi albüm, en iyi kadın sanatçı, en iyi erkek sanatçı. Onun dışında hemen okuyorum. En iyi grup, en iyi çıkış yapan, en iyi düet, en iyi şarkı, en iyi televizyon programı, en iyi radyo programcısı, en iyi magazin programı ve bunların dışında hani Özel bayağı bir ödüller var kategori. Özel vereceğimiz. ödüllerimiz var. Yaşam boyu onur Onur ödülleri, ödülü. Radyo Ege Kampüs özel ödülü, radyo topluluğu özel ödülü ve bazı ödüllerimiz daha olacak. Bunun için çalışmaya devam ediyor zaten. Bu kategorilerde 2013'te dinleyip sevdiğiniz bütün sanatçıları Ege Üniversitesi kampüsünde görmek isterseniz radyogecampus.com adresinden girip oylamaya katılabilirsiniz. Oylamamız 40 bini aştı zannedersem şu Evet. anda. Geçen senenin de üstünde bir oylama rakamına ulaşacağız gibi görünüyor arkadaşlar. Ödül törenimiz Fırat'ın da söylediği gibi 2 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Ondan önce 1 Nisan'da olacak söyleşilerimize sizleri de bekliyoruz. Az Devam.
önce sözünü böleyim ben. Az önce bu gençlik böyle falan Harlem Shake falan dedik. Biz de ödül töreni için radyo ve televizyon topluluğu olarak kısa bir Harlem Shake videosu hazırladık. Hemen onu paylaşalım. Sonrasında, sonrasında devam videonun edelim. Hazırlık sürecine de biraz bakalım. Güzel bir Çok video, iyi. keyifli bir video. Hazırlığından bahsedeyim bu videonun. Biz çarşamba günü topluluk olarak bir toplantı yaptık. Ne yapalım ne edelim? Bir arkadaşımızın fikri son günlerin Kimden modası. çıktı fikir? Büşra'dan çıktı. Son günlerin modası Harlem Shake yapalım. Güzel tanıtım olur. Ödül töreni tanıtımı. Tamam dedik. Cuma günü toplandık. Radyo içinde bu izlediğiniz kısmı yaptık. Onda Ama... sıkıntı yok. Bahçeye çıktığımızda şöyle güzel bir durum oldu. Tabii herkes kostümüyle, elinde çeşitli aparatlar, eşyalar falan. Bulduğunu getirmiş Bulduğunu getiriyor insanlar. herkes, aynen. Şöyle bir durum oldu. Yoldan geçen arkadaşlar bize bakmaya başladı, izlemeye başladı. İki tane bayan arkadaşımız da bize dahil oldu. Biz de katılabilir miyiz falan tarzında. Onlar da videoda yer aldı. Öğrenci köyündeki oluyor arkadaşlar. İzliyorlarsa kendilerini Teşekkür görmüştürler büyük ediyoruz ihtimalle. buradan Evet. onlara da. Ben şöyle bir videoyu izle, 1500 kişi izledi YouTube üzerinden zannedersem. Ve her izleyen sürekli, ya ben de defalarca izlediğim zaman orada olmama rağmen farklı insanlar keşfediyorum. Yani masanın üzerinde yatan, çöp poşetinde yatan bir arkadaşımız var. Onu herkes sonradan fark ediyor. Pamuk prensesimiz var, erkek. Büşra'nın elinde başka bir aparat var. Arkada damacana ve O peruklu. damacanaya Girmeyeceğim girmeyin. sadece. Dikkat etsinler izleyenler diye söylüyorum. Onun dışında aslında biz açık alanda ve kapalı alanda iki türlü çektik. Çimlerde çektiğimiz daha bir O iyiydi güzel, aslında onu ama biraz sona saklıyoruz ama evet, hemen daha sonradan paylaşmayacağız yayınlamak üzere. onu. Yine arkadaşlarımızdan bahsetmişken, bu Ya topluluktaki sadece arkadaşlarımız da, eğlenmiyoruz, evet evet, yani. sadece eğlenmiyoruz. Ege Üniversitesi Televizyonu'nda da birçok program yapan arkadaşımız var. Sezgin de burada kamera arkasında oturduğu gibi, o da Sportal olacak. Evet. Keyifli, Aziz'le ikisinin uyumu zaten radyodan geliyor. Deneyimler, Evet. spor konusuna da gayet hakimler. Keyifli bir program bizi bekliyor. Aziz'in güzel böyle gafları, güzel şeyleri, Lazis. Sezgin'in de durumu kurtarma çabaları falan bu sefer televizyonda kamera önünde gerçekleşecek. Bir onların jenerine bakalım istersen. Sonra devam edelim. Sportal'ın jeneriği elimizde arkadaşlar, yok çünkü Sezgin'le Aziz vardı aslında ama Sezgin de son Aziz anda çalmış. Onlar son anda bir müzik çalmışlar. değişme olayına gittiler. Müziğin değişmesini istediler. Daha hareketli, daha enerjik bir şey olması için. Yarın programları başlayacak Sezgin'le Aziz'in. Yarın biz yine öğlen burada olduğumuzda sözümüz olsun Sportal'ın jenerine o zaman girelim. Ama televizyonda yapılacak programlardan bir tanesi de Nehir Tosunlar'ın hazırlayıp sunduğu Kampüste Bugün isimli program. Ben de radyoya aslında Kampüste Bugün'le başlamıştım Fırat. Daha Evet, önce... kampüste bugün radyoda da bir alışma safhası Evet, diyebiliriz. gibi bir Yani onu şey. Ama metin genelde yazma. kızlar için oldu ya. Bir de Evet. kıvırcık saçlı kızlar için oldu Öyle yine. mi? Arka Size arkaya denk öyle denk geldi. geldik çünkü. Nehir kampüste bugün radyoda başarıyla hazırlıyordu. Televizyon için de böyle bir şey yapması gündeme geldi. Çok güzel bir jenerik hazırladık. Nehir Tosunların jenerine bir bakalım. Daha sonra programın içeriğinden söz ederiz. Jenerikte de gördüğünüz gibi kampüste ve İzmir'de Ege Üniversitesi'nde olan tüm etkinlikleri Nehir Tosunlar sizlere duyuracak. Hafta içi her gün günün belirli saatlerinde belli aralıklarla sürekli olarak Ege Üniversitesi Televizyonu'nda bu etkinliklerden haberdar Ya olabilirsiniz. şuna değinmeden de geçemeyeceğim ben. Bu jenerikleri hazırlayan arkadaşlarımız, Bitam ekibi, gerçekten inanılmaz işler çıkarmış. Çok güzel. Bunu ben hazırladım. Sen mi hazırladın? O zaman çok kötüydü. Ya Senin de eline sağlık. Sen hazırladıysan çok güzel olmuş. Ama Özkan abi de sağ gerçekten olsun. diğer programların da çok
şahane jenerikleri var. Güzel bir Harika. şekilde yayına başladık diyebilirim ben. Yani amatör ruhla profesyonel bir iş yapıyoruz gerçekten. Bitam ekibi de jenerikler olsun, kamera olsun, yönetim olsun, reji ekibi olsun gerçekten harika iş çıkartıyorlar. Yani biz öğrenciler olarak sadece biraz amatör kalıyor olabiliriz ama burada aslında profesyonel bir ekip var. Ege Üniversitesi Televizyonu'ndan bence gözünüzü ayırmayın arkadaşlar. Evet, televizyondaki bizim arkadaşlarımız yaptığı programlarla devam edelim. Sena'nın radyoda yaptığı bir program vardı. Evet. Ege'den başarı hikayeleri. Çok fazla yapmak kısmet olmadı ona. Ama bu sene yine elimizde jeneriği var mı Var. bilmiyorum ama bu sene yine çok güzel bir açılış yaptılar. Ve Televizyon için. değerli bir konukla başladılar. Televizyonda devam edecek yayın hayatına. Bir onun jenerini izleyelim. Ondan sonra programın içeriğinden biraz bahsedelim. Ege Üniversitesi Televizyonu'nun yayın hayatına başlamasıyla beraber bizler de Ege'den Başarı Hikayeleri programını artık Ege Üniversitesi Televizyonu'nda da yapacağız. Sizlere buradan da ulaşacağız. Bildiğiniz gibi Radyo Ege Kampüs 100.8 ile sizlere, İzmir'e, Ege Üniversitesi'ne ve herkese ulaşmaya devam ediyorduk. Artık buradan da beraber olacağız. Evet, Evet, Sena'nın kağıdı bana programı. uzatırken yakalandık. Olur böyle şeyler. Çok mühim değil. Sena'nın programından bahset Sena'nın istersen biraz. programı Ege'den başarı öyküleri, hikayeleri programı Ege Üniversitesi tabii Ege bölgesinde ve İzmir'den çıkmış başarılı iş adamlarını, sanatçıları ve hocaları her türlü başarılı olmuş insanı konuk ediyor Sena. Çok da güzel hazırlanıyor programa. Çok özenli gittiğini ben şahsen biliyorum. Sorduğu sorularla da profesyonel gazetecilere taş çıkartıyor açıkçası arkadaşlar. Ege'den başarı hikayelerinin bu seferki konu Filiz Eczacıbaşı Sarper'di. Programı bugün içerisinde izleyebileceksiniz. Saatini şu anda tam olarak hatırlayamıyorum ama Filiz Sarper İKSEV yani İzmir Kültür Sanat Eğitim Vakfı'nın genel yayın yönetmeni, yayın yönetmeni değil, yönetim kurulu başkanı pardon. Yönetim kurulu başkanı Sena'nın konuğu oldu. Yapılan etkinliklerden ve İzmir'e kazandırdıkları şeylerden söz ettiler bol bol. Programı izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Birazdan Ege Üniversitesi Caz pardon 20. İzmir Uluslararası Caz Festivali'nin programına da ayrıntılı olarak değineceğiz ama şimdilik şöyle bir devam edelim sıradaki konuşacağımız şeylerle. Bizim kuşak için bir video hazırladık Fırat ekip Sen olarak biliyorsun hazırladın. sen de. Evet. Radyodaki arkadaşlarımız, Ege Üniversitesi kampüsündeki arkadaşlarımız bizim için ne demişler? Ona bir göz atalım. Ege Üniversitesi bizim kuşaktan sorulur. Ben de çok heyecanlıyım. Bu televizyon kesinlikle bu kuşağın sesi olacak. Fırat ve Gülgün de bizim kuşak kampüsü sesi olacak. Bizim kuşakla eğleniyoruz. Kayıt. Kampüsteki bütün haberleri bizim kuşakla alıyoruz. Kampüsteki bütün haberleri bizim kuşakla alıyoruz. Bizim kuşaktan alıyoruz. Kampüsteki bütün haberleri bizim kuşaktan alıyoruz. O da alıyor. Yavrucuğum oradan sadece belli kişiler alabilirsin. Kamerayı koydun ama. Burak. I want to play Harlem. Bizim kuşak ay duymaya kalmasın. Oh, aman dostlar alışverişte görsün. Hoppa. Alışverişte görsün. Hoppa. Mustafa'yı gören şu anda bize lütfen haber verirse çünkü arıyoruz kendisini. Bu videodan sonra tekrar karşımıza çıkmadı. Çıkarsa onu daha fazla şeyde kullanmak istiyorum açıkçası. Bu Harlem Shake'in hazırlanma sürecini gösterdi biraz da. Orada yapılan röportajlardı. Çok da keyifli oldu. Evet. Az önce senin söylediğin gibi Caz Festivali'ne değinelim istersen biraz. Neler var programda Gülgün? Elimde çok geniş bir program var arkadaşlar. Ben şöyle kameraya göstereyim. Bu kataloğa muhtemelen caz meraklısı bütün arkadaşlar erişmiştir. Çoktan. Şöyle bir bakacak olursak 6 Mart, 9 Mart, 13, 18 Mart tarihlerinde önemli sanatçılar gelecek. 18 Mart tarihinde bir seminerimiz var. Kontrbas Hazine Sandığı isimli seminer. Konuşmacı Francesco Martinelli, caz tarihçisi arkadaş. Arkadaş değil, bayağı aslında yaşı var burada ama ücretsiz bir etkinlik olacak ve Fransızca bilmeyenlere, İtalyanca bilmeyenlere, daha doğrusu yabancı dil bilmeyenlere diyelim tercümesi olacak bir etkinlik. Onun dışında
12 Mart tarihinde saat 20.30'da Marcin Vasilevski Trio'nun konseri var. Yine 20. Uluslararası İzmir Caz Festivali kapsamında. 4 Mart'ta Kerem Görsev ve Therapy Project yine Caz Festivali kapsamında sizlerle olacak sanatçılardan bir tanesi. Şöyle bir devam ediyorum. Bazı etkinlikler biletli arkadaşlar. Etkinliklerin biletlerine şu anda ismini veremiyorum ama ünlü bir bilet satış yeri var biliyorsunuz. Bir şirketi oradan ulaşabilirsiniz. Workshoplar düzenlenecek. 4 Mart tarihinde Kerem Görsev'in düzenleyeceği bir workshop var. 5 Mart'ta Yuri Honing Akustik Quartet'in düzenleyeceği bir workshop var. Onun dışında David Helbock, Edmar Castaneda, Marcin Vasilevski Trio yine workshoplar arasında. Pablo Hell Trio var. Aynı zamanda Open Jazz Orchestra with Mario Grossi Quartet de kapanış konserini yapacaklar Jazz Festivali'nde. Tarihleri şöyle bir kısaca tekrardan söyleyeyim. 20. Uluslararası İzmir Avrupa Caz Festivali 4-20 Mart tarihlerinde İzmir Kültür Sanat Eğitim Vakfı'nın düzen organizatörlüğünde sizlerle buluşacak. Kaçırmayın derim ve Expo 2020 etkinliklerinden de önemlileri arasında yer alıyor İzmir Caz Festivali. Gerçekten Mart ayında İzmir caza doyacak diyebiliriz. Evet. Yani çok güzel organizasyonlar bizi bekliyor olacak. Caz demişken bu arada biz geçen... Caz yapma mı diyorsun? Bir caz yapmazsam ben bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta zannedersem kampüste İlhan Erşahin'i ağırladık. Cazın üstadlarından bir tanesi ve Radyo Ege Kampüs'te de ağırlama fırsatı yakaladık. Profesör Doktor Ersin Koylu'nun Caz Mavisi isimli programında konuk oldu. Hı hı. İlhan Erşahin inanılmaz tatlı bir insan. Yani kampüse gelmekten, öğrencilerle buluşmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. Türkçesi biraz bozuktu. Birazcık sıkıntı çektik ama gerçekten akşam konserini kaçırmak istemezdim. Ben kaçırdım fakat sonradan gördüm ki gayet başarılı bir konser olmuş arkadaşlar. Şimdi şu anda izliyoruz zaten konserden. İzliyoruz İlhan Erşahin'in konserinden bir parça. İnanılmaz bir adam. Gerçekten hani müziğe kendisini vermiş ve hayatı müzik olmuş insanlardan bir tanesi ama basçıdan söz etmek istiyorum. Özellikle bu basçı alır yürür. Fırat ben sana söyleyeyim. Çünkü ödül verelim. Yılın en iyi basçısı. Basçısı ödülü verelim. Gerçekten çok iyi çaldı. Hani grubun tamamı çok iyiydi ama basçı sololarında özellikle ben hayatımda dinlediğim en iyi şeye şahit oldum diyebilirim. Bas solosuna şahit oldum diyebilirim. Levent Yüksel dışında tabii biliyorsunuz. Levent Yüksel de bizim Türkiye'deki ünlü basçılardan. Basçı lafı çok kötü ya, onu kapatalım da. Gerçekten bu hani İlhan Erşahin'in ne kadar müzikle yaşadığını, yaşadığından bahsettik. Bu konserde de gözüküyor zaten şu an gördüğümüz görüntülerde. Evet. Artık bütün ekip ve kendisi olaya tamamen bırakmış kendini. Yani sadece müziği yaşıyorlar. Mötme'deki izleyenler de çok keyifli dakikalar yaşadılar. Biz de oradaydık o sırada. Gerçekten çok keyifli bir konser oldu. Gözümü de alamıyorum. Yani izlemeye devam bu, ediyorum. Türkiye'deki caz sanatçılarının, ya bizimkiler Türkiye'dekiler, yurt dışındaki, Avrupa'daki bir sürü sanatçıdan ilham alarak belki kendilerini geliştirdiler ama yavaş yavaş biz de Avrupa'ya ve dünyaya ilham vermeye başladık gibi hissediyorum ben bu tarz başarılı projeleri gördükçe açıkçası. Umarız caz müziğin yolu daha da açık olur Türkiye'de çünkü çok fazla böyle bir aristokrat müziğiymiş gibi duruyor. Hani böyle herkes dinlemez. Değil ben bir aslında. Kadehimi alırım caz müzik dinlerim. tribi var biraz. Aslında öyle bir şey değil. Herkesin de dinleyebileceği ve çok keyifli bir müzikler. Bir sonraki projemiz belki bizim Ege Üniversitesi caz ödülleri. Bu arada ona değinmişken ödül töreninde güzel bir sürprizimiz var. Caz dalında da ödül vereceğiz. Ve bir konumuz öyle olacak. Mi? Evet. Benim niye haberim yok? Bunu da şimdi buradan söylemiş olalım. Herkese sürpriz yaptım. Herkese tek ben sürpriz. Biliyorum. gerçekten güzel olacak. Ödül törenine değinmişken biraz kategorilerden de bahsedelim. En iyi albüm kategorisi en önemli kategorilerden biri. Senin favorin kim burada? Ben hemen isimleri sayayım sana. Erdem Kınay var, Fettah Can var, Göksel, Hande Yener, Hayko Cepkin, Kenan Doğulu, Murat Dalkılıç, Mustafa Ceceli, Ozan Çalakoğlu ve Sıla. Çok ağır isimler var. Gerisini hiç saymam. Ben kesinlikle Göksel derdim. Çünkü kendine yapıyor şarkıları Göksel ya. Gerçekten asi bir şekilde aşkı da acıyı da sevinci de yaşıyor. Ve oturup sanki bana şöyle geliyor kliplerini izleyip şarkılarını dinlediğimde. Oturuyor sadece kendine yazıyor. Kendi kendine oturup kaydediyor. Sonra çıkıyor.
öylesine bir klip çekiyor. Hani dinleyen var mı? İşte kim beni seviyor? Ben bu şarkıyı kime yazdım? Kime gönderdim? Ha, hiç umurunda değil yani. Hani öyle klipleri de öyle. Ya, ama şimdi Göksel'e gelene kadar çok fazla ağır top var burada hani. Ya şimdi Hayko diyeceksin sen. Hatta ben yani. Zaten bir iddiam var. Yani. Hayko Cepkin alır bu kategoriyi de. Mesela bence o kadar emin olma abi. Eminim eminim. Fırat. Murat Dalkılıç var mesela. Bu yaza damgasını vuran bir albüm evet, yaptı. Çok, çok keyifli bir albüm. Ve en ön planda o var. Onun dışında Kenan Doğulu var. Türk pop müziğinde erkek sanatçılarda en iyilerden bir tanesi değil hatta en iyisi denebilecek yani alacak. Tarkan da evet. Kapışır yani böyle bir isim. Tarkan arkasından Kenan Sıla var. Çağımızın Sezen Aksu'su diyorum ben ona. Hani Sıla ve Sezen Aksu için şöyle bir şey okumuştum Twitter'dan. Ayrıldıysanız bittiyse Sıla, bekliyorsanız Sezen Aksu dinleyeceksiniz diye böyle bir ayrım varmış aralarında. Bu arada aralarında. Sen Twitter demişken izleyicilerimize de iletişim adreslerimizi hatırlatalım. Programımızın evet. Başında heyecandan söylemiyorduk. facebook.com/EgeUniversitesiTV ve twitter.com/EgeUniversitesiTV adresinden bize istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Biz de canlı yayında paylaşırız bunları. Tekrar devam edelim ödüllerimizle. En iyi kadın sanatçı. Dalı. Yine zorlu bir kategori. Bengü, Demet Akalın, Funda Arar, Gökçe Göksel, Hadise, Hande Yener, Nil Karı, İbrahim Gil, Sıla ve Zinet Salih var. Ben yine Nil diyeceğim ama sen yine Nil'e gelene kadar bir sürü ağır top çok var diyeceksin var, evet. Ama Nil Karı, İbrahim Gil çok özgün bir tarzı yok mu Fırat? Yani hani gerçekten. Ya bence de öyle, bence de öyle. Tamam sözleri çok dolu olmuyor. Bir Sıla, bir Sezen Aksu gibi olmayabilir belki hani insanı hislendirme konusunda ama çok iyi bir enerji veriyor bana da ve bazı şarkılarında gerçekten çok iyi altyapılar var. Ufuk'un da bana söylediği şeyleri aktarıyorum aslında şu an çünkü ben de müzik kulağı diye iyi. Bir şey. Soundlar çok iyi. O soundlarda bir şey yani. Senin favorin kim peki? Benim değil ama. Ya favori ben burada Sıla diyorum. Sıla çünkü Sıla. Geçen ödül töreninde de sonuna kadar zorlamıştı. Hande Yener evet. Almıştı geçen sene. Bu sefer Hande Yener yok. Şimdi Sıla'nın Hande Yener var nasıl yok? Var özür dilerim ama Yener. Sıla bir benim açımdan Sıla bir daha bir ön planda diyorum ben. Sıla'nın albümü gerçekten ya ben gerçekten çok beğendim ama Sıla'nın hayran kitlesi de çok büyük bir fan kitlesi var. Yani şimdi Müslüm Baba'yı kaybettik bu arada. Hani buradan da evet. Allah rahmet eylesin diyoruz. Cenazesi bugün öğle saatlerinde kalkacak. Müslüm Gürses'in nasıl böyle fanatik hayranları varsa Sıla'nın da benim sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla çok fanatik hayranları evet. Var. Gerçekten de hani Sıla'ya laf toz kondurmuyorlar, laf evet, söyletmiyorlar evet. Ve eminim onlar oylamaya çoktan katılmışlar ve Sıla'yı çok yukarılara taşımışlardır. Katıldılar. Ben bir de oylamanın gidişatını biliyorum biraz da. Hani şu an son durumda. Ukala. Yani biraz da evet. O yüzden Sıla iyi diyorum. En iyi erkek sanatçıya geçelim. Emir, Emre Aydın, Gökhan Tepe, Gökhan Türkmen, Hayko Cepkin, Kenan Doğulu, Murat Boz, Murat Dalkılıç, Özgün Yalın. Bu kategoride Tarkan yok. Tarkan yok çünkü Tarkan... Yok. Yani Tarkan yok. Albümü yeni olmadığı albümü için yok. Albümü yok 2012 evet. Yılında. Merak eden arkadaşlarımız olursa hani Tarkan'ı zaten çıkardık. Olsa da koymazdık yani. Koysak birinci olacak adam. Olacak ya her türlü. Gerek yok. Bu en iyi erkekte sen yine Hayko Cepkin ben, evet, taraftarı olacaksın. Geçen sene de Hayko Cepkin'e verdik. Törene geldi ve inanılmaz renklendirdiler Bay J ile töreni. Yani biz onları dinlerken... Yani törenin gidişatı konusunda çok böyle fikrimiz var zannediyorduk, çok hakimiz zannediyorduk ama onlar aldılar götürdüler bir yerden sonra. Törenin kapanışını da Bay J mikrofonu eline alarak yapmıştı ve Hayko Cepkin onun yanındaydı yine. İnanılmaz bir ikililer zaten Hayko çok zeki bir adam. Evet. Gerçekten şarkılarına da baktığınız zaman sözlerinin de ne kadar dolu ve güzel olduğunu görüyorsunuz. Hayko Cepkin'e burada katılabilirim sana ya. O en iyi erkek. Ya, bak Hayko'nun da ciddi anlamda fanları evet. Çok iyi çalışıyor. Oylamada da mesela Twitter'dan işte o da duyurdu hı-hı. Oylama olduğunu ve o andan sonra hani fanları direkt devreye girdi ve oy yağdırmaya başladılar. Ben burada biraz böyle bir yakınmak istiyorum. Murat Dalkılıç, Kenan Doğulu falan hani niye bunlar birinci hiç olmuyor diye bize şey geldi geçen sene. Nasıl olmazlar Hayko, gibi bir şey. Onlar varken geldi. Hayko nasıl evet. En iyi erkek sanatçı da birinci olur. Oylamaya katılmıyorsunuz. Oylamaya katılmıyor çünkü duyurmuyorlar. Evet. Bu isimler Yalın mesela hı-hı. Twitter adreslerinde veya Facebook hesaplarında bunu duyursa şu an görüntüde de görüyoruz Hayko hı-hı. Ve Bay J'nin atışmasını gerçekten çok keyifliydi. Evet. Bu isimler bunu duyursalar zaten birinci olurlar. Ama gelen fanlarının bundan haberi yok. Bak görün Hayko çok güzel bir laf burada, söylemiş orada. Evet, burada
Hayko Cepkin'in ödülünü Bay J'ye mi vermişti? Evet, Bay J'ye vermişti. Tam hatırlayamadım ben orayı. Evet, evet. Bunlar evet. Çok spontane gelişen şeyler. Biz ödül töreninde hani ödülü normalde başkası verecekti ama ikilinin senaryosu o kadar hoşuna gitti ki izleyenlerin. Biz de hadi bakalım Bay J versin ödülü gibi. Ama gerçekten çok keyifliydi. Yani protokol bile ben yani evet. izlediğim videoları yerlere yatıyorlar. Ben hani Uğur Dündar'ı gördüm, kıpkırmızıydı adam. Bildiğin kırmızıydı yani. Hani bu beyazlık programında komik evet. olur falan. Orada hani video hazırlarlar. Kopar ya biliyorsun Uğur Dündar'ı. O da burada oldu yani. Aynısı oldu. Uğur Dündar ya tören çıkışında da Hayko Cepkin'le Bay J'nin ayrıca elini sıktığına da şahit oldum. Evet, ben orada evet. ya, harika bir geceydi. Umarım bu sene 2013'te Radyo Kampüs ödüllerinde çok daha iyisini gerçekleştireceğiz. Ya da çıtamızı her zaman yükseltiyoruz tabii ki. Ama en azından geçen senenin gölgesinde kalmayacağımıza inanıyorum. Kategoriler, Hayko Cepkin dedik. Hayko Cepkin'in Paranoya klibiyle ilgili belki merak edenler vardır. Klibi tek plan çekmeyi planlamışlar. Evet. Efektleri falan Hayko hiç istememiş aslında ama şeyin işgüzarlığı diye açıklama yapmıştı. Hani bizim efekt uzmanı böyle bir denemiş kendi kendine. İşte bana gösterdikten sonra ben hoşuma gitti kullandım gibi bir şey söyledi. Hani o tarz şeylere çok açık ve kaprisleri olmayan bir şarkıcı mı derler, sanatçı mı derler, rockçı olduğu rockçı için. Rockçı, alternatif müzik yapıyor. Hayko Cepkin. Alternatifçi. Umarım ödülü bu sene de ona veririz. Ya alırsa veririz yani hani oylamaya bağlı. En iyi grup kategorisiyle devam edelim. Burada Badem, Gece Yolcuları, Gripping Kolpa, Mor ve Ötesi, Pilli Bebek, Pinani, Red, 84 ve Zakkum yarışıyor. Bu kategoride aday olan gruplarımızın hepsi bu sene albüm çıkardılar. Evet. Zaten bu yüzden adaylar. Burada da aslında ön planda Gripping gibi geliyor gibi. Bana. Ama Pilli Bebek de Behzat Ç'de kullanılan şarkılarıyla beraber çok fazla hayran kitlesine ulaştı son zamanlarda ki Pilli Bebek aslında Berrak diye bir şarkısıyla Behzat Ç'de yer aldı. O şarkı 2006 yapımı falan bir şarkı ve ancak 4-5-6 sayamadım. 7 sene sonra bir dizide kullanılıyor ve şarkıyı yeni yeni gençler dinleyip sevmeye başladılar. Hani ben bana söyledikleri zaman ya yeni bir şarkı çıkmış Pilli Bebeğin Berrak diye biliyor musun diye dinlettikleri zaman ben bunu biliyorum ya ortaokulda dinliyordum falan. Ama zamanında yapılmayan yani tanıtım Behzat Ç sayesinde yapılınca ama şimdi o şarkı olur. Yeni albümlerinde de tekrardan yer alıyor ve Pilli Bebek bu sayede aday. Ben oldu. Bir de burada Zakkum'u biraz ön planda evet. görüyorum. Çünkü geçen sene şenliğimize katıldılar ve çok güzel performans sergilediler. Ege Üniversitesi öğrencilerinin de bir sempatisi uyandı bu şenlikten sonra. Oylamada da biraz öne gidiyor gibiler. Zakkum da tekrardan Ahtapotlar isimli bir şarkıyı son albümlerine koyup aslında iki albüm önce yayınladıkları bir şarkıydı ama tekrardan coverlayıp koydular ve o şarkı yine senin dediğin gibi yanlış zamanda yetersiz tanıtımlarla geri planda kalmışken şimdi yeni albümde en çok sevilen şarkılardan bir tanesi oldu ve Zakkum gerçekten oylamada önde gidiyor arkadaşlar. En iyi şarkı var sırada. En iyi çıkış yapan var. En iyi çıkış yapanla şarkıyı da... Şarkıyı söylesen ölür müsün Fırat? Olmaz olmaz lütfen. Onu gördüm orada ben yani hani... Ona gelecek. En iyi onu nasıl gördün ya? Şu en sonunda tek sadece başlık var. En iyi çıkış yapan sanatçı kategorimiz de var. Burada da bu sene gerçekten çok ciddi anlamda güzel projeler yer aldı. Evet. Bunlardan bazıları Emre Kaya, Gülden Mutlu, Hakan Akay, İrem Derici, Mehmet Erdem... Oğuzhan Uğur ve farklı tarzlarıyla Sattas grubu. Sattas yine ön plana çıkan isimlerden. Reggae müzik yapıyorlar. Çok keyifli bir müzikleri var. Ben çok beğeniyorum. Onlar da ön planda gözüküyor bence bu kategoride. Ama tabii ki tartışmasız bu kategorinin en büyük favorisi Mehmet Erdem. Mehmet Erdem ama Gülden Mutlu da var aslında. Gülden Mutlu, evet. Emre Aydın'la yaptığı düetle beraber ön plana çıktı ve şu anda çok iyi giden bir çizgisi var Gülden Mutlu'nun. Mehmet Erdem'i de radyoya konuk aldık. Açıkçası hani çok hoşuma gitti. Bakış açısı, müziğe bakış açısı ve yaptığı işlerden biraz daha ayrıntılı bahsedince ben hani Mehmet Erdem alsın derim ben. Favorim olabilir. Ama Gülden Mutlu da sanki hani biraz daha ödül alsa perçinlenecekmiş böyle. Evet. Biraz daha hani bir şeye ihtiyacı dinamiği artacakmış gibi geliyor bana. Ama ben o kategoride Türkiye'nin Leonard Cohen'i Mehmet Erdem'i favori gösteriyorum. O kadar değil yani Leonard Cohen şimdi. Ama benzetme yapıyorlar sesinden dolayı. Ben de o yüzden benzettim. En iyi düet kategorisi var. Badem, Öykü, Yurman, Değişmem. Bu benim favorim.
Ama orada bir gerçekten de Özlem Tekin, o gün sandı sorular. Geliyorum. Burcu Güneş, Eflatun Çıkmaz Sokak'ta. Çok acayip, çok acayip şeyler yarışıyor burada. Demet Akalın, Ersay Üner, Yılan. Bu da çok güzel bir şarkı. Yılan isimli bir şarkıya ödül vermeyelim. Oylayın arkadaşlar size. Alırsa vereceğiz, yapacak bir şey yok. Emre Aydın, Gülden Mutlu. Az önce bahsettik. Soğuk Odalar. O gün sandı soy, Özlem Tekin, Dayanamam. Ben bu klipten sonra ikisinin sevgili olduğunu düşünüyorum. Ben hatta bu klibi izledim, ben aşık oldum Özlem Tekin'e. Ben mi söyleyecektim? Ondan... Yani bir gün Fırat işte dinledin mi işte o gün sandı soy, Özlem Tekin bir düet yapmış falan dedi. Ben de yok dedim, hani dinlemedim, gönder dinleyelim. Aşık oldum Özlem Tekin'e burada deyince daha da merak ettim. Hani Fırat kolay kolay söylemez çünkü zor beğenir falan. Bir açtım ben, hani ben de Özlem Tekin'e aşık oldum diyebilirim o klipte. Şarkıyı da ya o anda klibi izlemekten şarkıyı çok dinleme fırsatım olmamıştı açıkçası. Zamanla radyoda çaldık, hani dinledim derken sevmeye başladım ve hani MP3 player'ımı da atıp gerek yolculukta olsun gerek kitap okurken, ders çalışırken falan bayağı hani sindirdim ve alsınlar isterim açıkçası. Çok, ya burada hani 84 ve Hande Yener düeti Rüya da var. Gerçekten bütün parçalar hani hangisi alsa olur diyebileceğimiz durumda ve hepsi bu sene damgasını vurmuş şarkılar bir yandan da. En iyi şarkıyla devam edelim. Geldik senin. Ondan önce biz bir daha bir Harlem Shake'i yoğun istek üzerine versek çünkü şu an Twitter'dan yazan arkadaşlarımız var. Bu sene izlediğim en iyi Harlem Shake'lerden biri yazmış Esin. Onun dışında Ahmet, Radyo Ege Kampüs çok eğlenceli. Tebrik ediyorum. Oylamanız umarım iyi gidiyordur yazmış. Yoğun istek üzerine Harlem Shake'i verelim. Oylamamızı da tekrardan duyurmuş olalım. Evet, gerçekten hani çok keyifli bir klip. Ben burada en iyi performansı Kerem'de görüyorum. Testere maskeli arkadaşımız. İfşa etmeseydin ama Fırat. Kerem Cengiz bulunduğunu odur yani. Hakikaten çok güzel. Tam şarkının formatına uygun dans ediyor evet. Bence. Zaten ben Harlem Shake'in nasıl ortaya çıktığını da bilmiyorum. Yani böyle bir klip vardı. Böyle bir şarkı var. İngiliz bir tane DJ'in şarkısı var. Harlem Shake adı altında. Klipte bu normal videolarda gördüğümüz hareketler yapılıyor. Ha. Ama bu kadar hani 10-15 kişinin bir arada olduğu değil de tek tek ara ara bu figürler sergileniyor. Herhalde akıllının biri çıktı. Böyle yapalım dedi. Bunu yaptıktan sonra da viral bir şekilde çok fena yayılmaya başladı. Neredeyse her video milyonlara ulaşmaya başladı. Çok organize videolar var. Askeriye'de yapılmış bir video var. Mi? Evet, inanılmaz bir video. Onu bilmiyorum, hiç izlemedim. Çok güzel, izlemeyen izleyicilerimiz varsa kesinlikle YouTube'a yazsınlar. Army diye, Harlem Shake Army yazsınlar. Çıkıyor, çok keyifli bir video. Onu da çok merak ettim. Ödül törenine şöyle bir dönecek olursak, kapanışa doğru yaklaşıyoruz ama kategorilerimizi biraz daha duyuralım. Hani olur da bir önceki kategoride beğendiğiniz bir isim yoksa, belki bir sonraki kategoride vardır ve onun için oy kullanmak istersiniz arkadaşlar. Sırada ne vardı? Şimdi ben söylerim, hayır o yok dersin, o yüzden en direkt... iyi şarkı vardı senin istediğin. Demet Akalın, Türkan mutlak favori bence. Evet. Eflatun, Burcu Güneş, Çıkmaz Sokaklar, Emir Sudan, Sebep, Gökhan Türkmen, Bitmesin, Gülşen Seyre, Dursun Aşk, Kolpa, Beni Aşka inandır, Mehmet Erdem, Hakim Bey, Murat Dalkılıç, Bir Güzellik Yap, Mustafa Ceceli Es, Onur Mete, Bu Aşk'tan gidiyorum. Şu an ödül törenimizin de jenerini tekrar gördük. Dedim, en iyi söz müzik yazarı kategorisi. Eflatun var, Fettah Can var, Gökhan Tepe var. Gülşen, Sinan Akçıl, Soner Sarıkabadayı. Geçen sene Fettah Can'a verdik biz bu ödülü ve inanılmaz mütevazi bir... Yani ben hayatımda bu süper kadar bir iyi bir insan görmedim. Hani geldi sağ olsun, şarkı söyledi sahnede. Hiç bizi kırmadan birinci daha aramamızda ben gelirim arkadaşlar dedi. Ve hani ödülü aldıktan sonra da bizlerle sohbeti çok iyiydi. Benim gördüğüm en mütevazi sanatçılardan bir tanesi ve çok da yetenekli. Evet, ben burada Fettah Can ve Gülşen'in yarışmasını Gülşen bekliyorum. Gülşen de çok farklı bir kafa Fırat. Yani Gülşen'in kolunda her şey aşktan diye bir dövme var. Öyle ve hayat felsefem de bu diyor ve şarkılarımı buna göre yazıyorum. Yani benim için Gülşen'in her şey... bu yönü önceden yoktu, evet. Sonradan ön plana çıkarmaya başladı. Gerçi Erol Köse ile biraz kendisini yok etti ama Gülşen... Evet, sonra yeniden doğdu Ozan Çolakoğlu'yla diyelim.
En iyi aranjör kategorimiz var. Ozan Çalakoğlu demişken ona geçelim. Erdem Kınay, Erhan Bayrak, İskender Paydaş, Mustafa Ceceli, Ozan Çolakoğlu, Ozan Doğulu, Sinan Akçıl, Volga Tamöz yarışıyor bu kategoride. Burada Ozan Çolakoğlu ile Ozan Doğulu bence ikisi yarışır ama Ozan Çolakoğlu bu sene biraz daha önde gibi. Çünkü evet. Bütün popüler isimlerle yaptığı çalışmalar bir numara oldu bütün listelerde. Gerek hani bütün özel müzik kanallarında. Ben hiç top 10'da bir numaradan aşağı indiklerini görmedim. Evet. Ben burada Erdem Kınay'a da dikkat çekmek istiyorum. Evet. Onun albümü de çok başarılıydı bu sene. O da bir proje albümü yaptı. Erdem Kınay ismi de proje hatta. Birbirinden değerli isimlerle müzik yaptı, çalıştı. Hı. Özellikle son dönemde Serdar Ortaç Yorum Yok şarkısıyla ön planda. Hani o da çok ciddi adaylardan bir tanesi ve gelelim bizim Radyo Ege Kampüs'ün en önem verdiği ondan önce kategoriye. Şimdi aranjörler albüm yaptı dedik arkadaşlar Ufuk Algan'dan bahsetmişken şimdi Ufuk Algan'dan da bir albüm bekliyoruz onu da buradan birazcık emrivaki yapmış olalım çünkü Ufuk da çok başarılı bir müzisyen. O da çeşitli sanatçılarla yapacağı çalışmaları ilerleyen zamanlarda bizlerle paylaşacak. Heyecanla bekliyoruz değil mi evet, Fırat? Evet bekliyoruz. Radyo programı kategorimizle devam edelim. Bağcay var, Burcu Mızrak, Ömer Erişmen, Sıkı Dostlar var. Cenk Erdem Power var, Geveze Show. Kadir Çöpdemir, Pascal Numa, Aragaz var. Nihat Sırdar, Sivrisinek, Serdar Gökalp, Serdar Yayında. Yasemin Şefik, Hipnoz. Benim favorimi soracak olursan, sormanı beklemeden tamam, söylüyorum. Söyle. Cenk Erdem. Ben Cenk Erdem'i bence değil ya. Neden? Bilmiyorum. Bir Geveze, bir Bayce değiller bence. Neden sanat Fırat gibi neden? Şey oldu? Neden Cenk Erdem değil? Ben burada Geveze'yi... Geveze evet. Aday yok. Ayrıca şunu da söyleyelim. Ege Üniversitesi Radyo ve Televizyon Günleri adı altında iki güne çıkardık. Söyle şey ilk gün katılacak isimlerden bir tanesi Geveze. Hazır lafı gelmişken bahsedelim. Saat 16'da 1 Nisan saat... Pazartesi günü saat 16'da güzel bir söyleşi gerçekleştirecek. Sonrasında radyomuza hatta belki televizyonumuza konuk alacağız, kendisini. Geveze'nin şovunu internette bulma imkanınız yok. Çünkü kopyalanmayan stand-up gösterisi. Ama biz daha önce seyrettik hep beraber. Geveze'nin şovu şu anda piyasada ben komiyim diye dolaşan bütün insanlardan çok daha iyi. Çok fazla eğleneceğinizi, keyifli vakit geçireceğinizi garanti ederiz arkadaşlar. Son olarak bu Zeki Kayan Coşkun'a da değinelim. O da radyo programı dalında aday ve onun da sosyal medyada inanılmaz takipçisi fanları var, var, takipçileri var. Ve oylamada da üst sıraları zorluyor. Sportal'dan bahsettik az önce. En iyi spor programı kategorimiz de var. Biraz hızlandırarak gitmek istiyorum çünkü programımızın sonuna yaklaşıyoruz. %100 futbol var. Beyaz futbol, futbol ateşi, maraton, spor gecesi, stadyum, telegol. Evet, kategorilerimiz sadece bu kadar değil. Evet. Bu spor programlarını da izliyorsanız ve hayranlıysanız radyogcampus.com'dan oylamamıza katılabilirsiniz. Bizler bugün ilk canlı yayınımızı gerçekleştirdik ama hafta içi her gün 12 çeyrek ve 13 saatleri arasında Ege Üniversitesi Televizyonu'nda Fırat Yıldırım'la beraber bizim kuşakta sizlerle beraber olmayı sürdüreceğiz. Bu stüdyoda çok sürpriz şeylerle de karşılaşabilirsiniz. Sevdiğiniz sanatçıların konuk olduğu programlarımız da olacak. Ama bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Keyifli bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.